Yasaları Kur'an'a dayanmayan bir ülkede yaşamanın vebali var mıdır sence? Kur'an'a göre bir ülke anayasası inşa etmen imkansız. Çünkü Kur'an'da 3-5 tane şey dışında ülke yönetimine, devlet yönetimine dair bir şey yok. Kur'an'da devlet yok zaten. Yani toplum var. Cemaat var, cemaat toplumu demek. Yani toplum yönetimine dair, topluma dair Kur'an'da 3-5 kural var. Anayasayı da nasıl ki trafik ışıklarını biz icat ettik. Anayasayı da biz icat edeceğiz ama Kur'an'ın çizdiği işte şeyler, çizgiler içinde Allah'ın hudutlarını aşmadan. O yüzden yani Kur'an'a göre birçok yönetim sistemi uygundur. Sınırları aşmaz. Anayasal monarşi mesela. Tek adam, mek adam ama işte danışarak şu şura ile seçildiyse olur. Demokrasi olur. Olmaz denemez. Yani Kur'an'a göre olmayacak şey sosyalizm ve komünizm. Kur'an'da özel mülk tanınır. Hırsızlığın cezası vardır. Miras hakkı vardır. Ticaret helal kılınmıştır. Rekabet helaldir. Sosyalizm olmaz mesela. Kur'an'ın birçok yani her şeyiyle çelişiyor. Kur'an'a dayalı ülke yönetiminde Kur'an'ın direkt emirleri nelerdir dersen işte ne bileyim kasten cinayet işte yani idam edin. Sadece o ama. Onun dışında ne bileyim çok eşlilik legal olur. Allah razı veren razıysa. Başka da bir şey gelmedi. Bu kadar yani. 3-5 tane toplumla ilgili. Kur'an bile birey üstünde, kul üstünde odaklanır. Yani bir de hırsızlığı eli kesilir. Evet. Hırsızlığı meslek haline getirelim. Eli kesilir. Ailesi affettiyse öldürmüyorlar doğru diyet karşılığında. Öyle bir durum da var. Ama onda da bu yeterli değil deyip bir süre hapse atabilirsin mesela adam. Buna engel bir şey yok. Affedilse de. Abi bir insan ehli sünnetle ateist olmak arasında kalsa hangisini seçmesi daha iyi olur? Ateist. Ateist en azından hiç bulaşmıyor bu işlere. Ehli sünnet kafasına göre hadis dini uydurmuş. Bunlar Allah'ın kurallarıdır diyor. Sünni şeriatla yönetilen bir ülkede hayat olmaz, gelişim olmaz, hiçbir şey olmaz.